Selam arkadaşlar. Bir arkadaşımız user form üzerinde grafik nasıl eklenir diye bir soru sormuştu. Ben de onunla ilgili küçük bir ders yapmak istiyorum. Şimdi burada sayfa 1'de böyle küçük bir tablo oluşturdum arkadaşlar. Bölgeleri yazdım. Bölgelerdeki satış miktarlarını yazdım. Bir de grafik diye bir sayfa ekledim. Şimdi bunun kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Ekle menüsünden grafik diyorum şöyle. Mesela 3 boyutlu bir grafik seçtim. Sağ tuş veri seçe basıyorum. Burada grafiğimi sayfa 1'den şöyle alayım. Ve grafiğim burada hazır durumda arkadaşlar. Şimdi bunu user form üzerine nasıl getireceğiz? İsterseniz geliştiriciden buraya bir buton ekleyelim. User formumuzu buraya açtıralım mesela. Buna da user form diyelim. Form diyelim. Tamam. Formun içine girdik. Buraya bir user form ekliyorum. Ve az önceki buton içine de formun ismini de isterseniz değiştirelim. Formun ismi de FRM grafik olsun. Şuraya FRM grafik nokta show diyorum. Grafiğimizi açtık. Şimdi formun şöyle formumuzu aldık. Caption'la da satış bölgelere göre satış grafiği diyelim. Bölgelere göre satış grafiği dedik. Şimdi buraya bir picture çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle bir resim çizdim. Kayıtlı kalmış bu resim. Tamam, bunu sildim. Evet, şöyle bir imaj 1 diye bir resim çizdim ve ben program açıldığı zaman bunun çalışmasını istiyorum. Grafiği göstermesini istiyorum. Hemen user formun activate kısmına geliyorum. Şuraya. Ve şöyle yazıyorum arkadaşlar. Dim grafik diyelim. Dim gr diyelim. As chart diyoruz arkadaşlar. Kart olduğunu söylüyoruz. Bundan sonra set ediyoruz gr'yi. Gr eşittir. Hangi sayfada? Sheets sayfa 1'di sanırım. Sayfa 1. Verilerimiz sayfa 1'de. Pardon. Grafiğimiz sayfa 1'de. Grafike. Buraya grafik diyeceğiz arkadaşlar. Grafik sayfasındaki nokta şöyle CHA yazıyorum ama gelmiyor arkadaşlar. Gelmediği için kendiniz yazacaksınız maalesef. Kart object diyeceksiniz. Object, evet şöyle. Orada bir tane objemiz olduğu için 1 diyoruz. Nokta chart diyoruz arkadaşlar. Tamam. Yani burada diyoruz ki grafik sayfasındaki bir nolu objeyi kart tipindeki objeyi GR'ye atadık. Şimdi bir de şöyle bir dosya tanımlamamız lazım. Dosya as string diyelim. Aslında bir dosya oluşturacağız. Dosya eşittir. Bu active workbook diyeceğiz ya da şöyle yazabiliriz. This workbook diyebiliriz. This workbook nokta pet. Yani bu dosya neredeyse bu dosyanın bulunduğu yere ve application nokta pet separator diyoruz arkadaşlar ve burada bir dosya oluşturmasını istiyoruz. Yani herhangi bir isimde önce bir dosya oluşturtuyoruz. İsmi ne olsun mesela? İsmini grafik olsun. Grafik nokta jpg diye bir
dosya oluşturdum. Sonra grafiği dışarıya çıkaracağız. gr.expert dışarı çıkar. Dosya adı ne olsun? Dışarı çıkacak dosyanın adı. File name. Zaten orada söylüyor. File name. Dosya adı. File name. Kendimiz yazıyoruz. Dosya adı. Dosyamızın adı. Dosya. Cheater dosya diyoruz. Ondan sonra bir de bunu bir uzantı vereceğiz bunun türüne. Buna da filter name diyoruz. Filter name 2 nokta üstte eşittir. Bunun türü GIF de yapabilirsiniz. JPEG de yapabilirsiniz. Zaten hemen şurada filter name bakın siyah oldu gördüğünüz gibi. Buna JPG diyorum. JPG dedim. Son olarak yani biz burada bir grafik JPG diye bir dosya oluşturduk. Onu da grafik sayfasındaki objeyi alarak, grafik sayfasındaki objeyi alarak grafik JPG diye bir dosya olarak dışarı çıkardık. Sonra bunu imaj 1'e yükleyeceğiz şimdi. Şuradaki bizim imaj 1 imajımıza yükleyeceğiz onu. Ve diyoruz ki imaj 1 nokta picture eşittir load picture hangi picture'ı yükle hangi resmi yükle dosyayı yükle dedik. Şimdi bir grafik de oluşturmuşuz zaten tamam. Şimdi burada forma tıkladığım zaman gördüğünüz gibi satış grafiğimiz hemen karşımıza geldi arkadaşlar. Bu derste bu kadar olsun arkadaşlar. En kısa ve öz anlayacağınız şekilde bu şekilde bir grafik örneği oluşturdum. Burada kart tipinde GR isimli kart tipinde bir değişken tanımladım. Grafik sayfasındaki bir nolu objeyi GR'ye atadım. Sonra bir dosya oluşturdum. Bu dosyanın yani şu çalışma kitabımızın bulunduğu yerde. Bak dikkat edersen ben çalıştırayım. Masa üstünde bir grafik JPG oluşturacak. Bir dakika küçülteyim burayı. Küçültüyorum. Bakın şurada grafik JPG oluşturmuş gördüğünüz gibi. Yani bizim yüklediği budur arkadaşlar. Bunu siliyorum delete ile. Bakın çalıştırdığım zaman hemen masa üstüne bakın. Masa üstüne bak şöyle şurada bir grafik oluştu. Yani bir resim oluşturdu ve bu resmi de picture'a atadı. Durum bundan ibaret. Zaten kodda da şöyle yazmışız. Dosya bu çalışma kitabının bulunduğu yere bir grafik JPG isimli bir dosya oluşturur. Mesela bunun ismini Ahmet derseniz Ahmet JPG diye bir dosya oluşturur ve o dosyayı buraya yükler. Bakın çalıştırdığımız zaman şöyle küçülteyim. Şu grafiği sileyim masa üstünden. Şöyle çalıştırdığım zaman bakın masa üstünde Ahmet diye bir dosya oluşturdu. Şurada görüyorsunuz. Götürüp getiriyorum. O dosyayı da imaja yükledi. Bizim daha önceki derste de picture'a resim yüklemeyi anlatmıştım dosyayı arayarak. Aynı mantıkla burada chart tipinde yani grafik tipinde bir değişken tanımlıyorum. Sonra bir tane dosya tanımlıyorum. Buradaki dosya çalışma kitabımızın bulunduğu yola Ahmet JPG diye bir dosya oluştur. O dosyayı dışarı çıkart diyorum. Export, import içeri, export dışarı. Dosyanın adı da dosya olacak. Oradaki dosyanın adı şu olacak dedik. Ve tipi de JPEG olacak. Bunu GIF de yapabiliriz isterseniz. GIF de diyebilirsiniz. O zaman şurada GIF diyeceksiniz. Ve imaj 1'e o dosyayı yüklüyoruz arkadaşlar. Bakın çalıştırayım şimdi. Bu sefer buna Mehmet diyelim. Kapatıyorum, küçültüyorum. Şöyle çalıştırdığım zaman bakın masa üstünde Mehmet diye bir GIF oluşturdu ve GIF'i de yükledi. Biliyorsunuz JPEG veya GIF yüklenebiliyor imajın içine. Durum bundan ibaret. Umarım anlamışsınızdır. Bunu
İstediğiniz programlarınıza işte verileri bir yerlere kaydedersiniz. Onların toplamlarını bir yere çekersiniz. Grafiğinizi oluşturup programınıza grafikleri ekleyebilirsiniz bu şekilde. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.